Merhaba Tekno Today izleyicileri. Yanımda Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yen var. Ben Tansu'yu çok uzun yıllardır tanıyorum. Fakat Tansu, Tekno Today izleyicileri için kendini bir tanıtabilir misin bize? Tabii ki. Ben Samsung'da son 1,5 yıldır kurumsal iş biriminden sonra başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Samsung denince tabii akla bir anda kurumsal taraf gelmiyor. Daha çok tüketici tarafı geliyor. Gelmesi de çok normal. Çünkü Samsung birçok konuda cep telefonlarından buzdolabına kadar dünyada bir numara bir marka. Keza televizyonlar gene oldukça bilinen ürünlerimizin başında geliyor. Ama Samsung aynı zamanda kurumsal pazara da inanılmaz bir yatırım yapıyor. Ve özellikle geçen yıl 225 milyar dolar ciro yaptıktan sonra 2020 hedefini 4400 milyar dolara açıkladı. Ve bunun içinde de önemli bir cironun tamamen kurumsal pazardan geleceğini söylüyor. Kurumsal pazar deyince de özellikle Türkiye'deki yapılanmamızı çok hızlı tamamladık. Bir anda 15 kişiden 70 kişiye çıktık ve son bir yılda da ülkemizin ilk 500 şirketinin 300'den fazlasıyla çalışmayı başardık. Kurumsal dediğimizde ürün olaraktan tabii ki cep telefonu, tabletler, ekran çözümleri, yazıcılar, şirketler için bina klimaları, hastaneler için ultrason radyografi ürünleri gibi birçok ürünleri sayabiliyoruz. Ama aynı zamanda bunları destekleyen çok önemli bir çözümleri, özellikle ülkemizdeki yazılım şirketlerinin geliştirmiş olduğu çözümleri de bunların içine katıyoruz. Şimdi ben Tansu, bir Knox yazılımına, Samsung'un güvenlik odaklı Knox yazılımına bir tırnak açmak istiyorum. Android'deki güvenlik sorunları ve BlackBerry'nin bu konuda geri planda kalmasından dolayı Knox öne çıkmış bir yazılım. Biraz bize onlardan, Knox'tan bahsedebilir misin Tabii. lütfen? Knox, K-N-O-X diye yazıyor. Belki tam anlaşılmayabilir. Knox tamamen Samsung tarafından geliştirilmiş, Samsung'un Ar-Ge'si tarafından geliştirilmiş bir çözüm. Açıkçası burada şunu sağlanıyor. Cep telefonu veya tablet ikiye ayrılıyor. Ama tamamen donanım seviyesinde ikiye ayrılıyor. Ve donanım seviyesinde ikiye ayrıldıktan sonra ürün kutusundan çıkarılıp kurulmaya başladığı andan itibaren ki bütün süreçler tek tek bir çipin içine yazılıyor ve bu çip daha sonra tamamen kapanıyor. Ki ileride herhangi bir virüs saldırısı, herhangi bir durumda düzenli olarak bu çipin içindeki sıralama kontrol ediliyor. En temel haliyle bu şekilde söyleyelim. Ama Knox şunu sağlıyor. Şirket çalışanı istediği şekilde cep telefonunu kullanıyor. İstediği dosyayı indiriyor, istediği web sitesine giriyor. Ama Knox alanı birebir aslında başka bir telefon, sanki ikinci bir telefonmuş gibi. Burada şirket uygulamaları kullanılıyor. Ve bunun içinde aynı zamanda bir Knox App Store da var. Burada da dünyadaki şirketler tamamen şirketlere yönelik, yani bir bakıma B2B dediğimiz pazara yönelik yazılımlar geliştiriyorlar. Ve bunun yanında birçok şirketle de önemli duyurular yaptık. Bunlardan bir tanesi BlackBerry'ydi. Çok sevinerek söylüyorum. Dün gözlerimle gördüm ilk olaraktan. Ve bunu da yapan ülkelerin en başında geliyoruz. Çok önemli bir bankamız. BES 12 server'ı tamamen Knox'la entegre etti ve çok yakında da kullanıma alacaklar. Yani BlackBerry ve Knox bir arada çalışmaya başlıyor bir bakıma. Şimdi mobil stratejiler o kadar önemli ki, özellikle dijitalizasyon dediğimiz dönemde mobil stratejiler öndeki lokomotif. Fakat ülkemiz bu konuda yeteri kadar hızlı çalışmıyor, özellikle şirketlerimiz. Yapmış olduğumuz bir araştırma var geçen yıl, 63 şirket yöneticisiyle görüştük. Bu şirketlerimizin %50'sinin şu anda bir mobil stratejisi yok. %44'ü önümüzdeki yıl oluşturmayı planlıyor. Geriye kalan %50'nin içinde de sadece %16'sının gerçek manada ve implemente ettikleri, hayata geçirmeye çalıştıkları bir mobil stratejileri var. Ve tabii mobil strateji dediğimizde de en başta elektronik postayı kullanıyorlar. Ama gene şirketlerimize sorduğunuzda niye mobil strateji gündeme geçirmiyorsunuz, hayata geçirmiyorsunuz? Hep verilen cevap ortak aynı. Mobil alandaki güvenlik endişeleri var. Biraz önce konuşmanda Android'deki güvenlik sıkıntıları ya da endişeleri ile ilgili bir konuya değindin. Açıkçası bugün Samsung telefonlarda siz bir Samsung telefonunun özellikle de Knox üzerine koyduktan sonra tam tamına 650 özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Ki bu 650 özellik kontrol etmek demek, inan bana biz seninle şu anda otursak 650 tane cep telefonu özelliğini çıkaramayız. Bu özellikle kurumun bilgi işlem müdürüne inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Şimdi ben bir de Samsung'un startup desteğinden bahsetmeni istiyorum. Çünkü çok
Sizin ve benim çok önemsediğim bir konu. Biraz o konuyu açabilir misin bize Tansu? Tabii ki. Şimdi startuplar en başta beni çok heyecanlandırıyor. Kişisel olarak çok heyecanlandırıyor. Bütün toplantılara katılmaya çalışıyorum. Arkadaşları dinlemeye çalışıyorum. Çünkü ülkemizdeki startuplara sahip çıkan bir önemli bir kurum yok. O yüzden Samsung olarak biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve görüyoruz birçok startup şirkette kapımızı çalıyor. Ki tabii startup şirketlere biz şu açıdan iki tür startup şirkette çok yakına ilgileniyoruz. Bir tanesi mobil yazılımlar geliştirenler, diğeri de mobil teknolojilerle desteklenen donanımlar geliştiren startup şirketler. Mesela bu yıl, geçen yıl Blash diye bir çözümü çok destekledik. Bu Beacon çözümüydü. Ve şu anda 4000 noktada tamamen Beacon çözümünü kullanıyorlar. Müzelerde gittiğinizde işte önünüze sergilenen eserin bütün bilgileri akmaya başlıyor. Bilmem bir mağazaya girdiğinizde size isminizle hitap ediliyor gibi teknoloji sundular. Bu yıl da özellikle birisi mikro ödeme çözümü olan Ödeal, ki yani bu çözüm sahiden özellikle COBİ'lerin CRM yapmasını, müşteri sadıklığına yönelik çalışmalar yapmasını sağlayan bir çalışma. Diğeri de Ingenious şirketinin akıllı ev konseptiyle ilgili bir çözümünü, ki bu akıllı ev konseptinde siz cep telefonunuzu uzaktan kumanda edebilir herhangi bir yere tuttuğunuzda o mesela klima olsun, klimanın bir anda kumandası cep telefonu üzerinde çıkıyor. Çok akıllı bir teknoloji geliştirmişler. Böylece tek tek aramıyorsunuz ve şöyle yaptığınızda da mesela kumanda açılıyor. Böyle elinizi kaldırdığınızda soğuk havayı arttırıyorsunuz, düşürüyorsunuz falan. Çok enteresan teknolojiler yapmışlar. Ülkemizdeki özellikle girişimci şirketlere çok destek olmaya çalışıyoruz ve şu an itibariyle sayeden gururla söylüyorum. Yani tüm dünyada bir yıl öncesinde 1100 civarında uygulama vardı. Biz son bir yılda Türkiye'den 70 şirketimizin uygulamasını bu örnekler içine katmayı başardık. Tabii startup şirketlere sunduğumuz program bir adı da var. Adı SEAP programı. Bu program sayesinde startup şirketler aynı zamanda dünya çapındaki Samsung ofislerinde desteğini kazanıyorlar. Peki Samsung'un gelecek vizyonu ile ilgili bize bir şeyler anlatırsan konuyu toparlamış olacağız. Tabii ki. Şimdi Samsung çok enteresan, yılda 14 milyar dolara yakın bir para yatırıyor tamamen Ar-Ge'ye ve bu Ar-Ge düzenli olaraktan çalışıyor. Tabii ki her bir şeyi anlatamam, anlatmam mümkün değil ama şunu söyleyeyim sana. Çok şanslıyım çünkü Samsung'da bir yönetici olaraktan önümüzdeki yıllarda çıkaracağımız ürünleri az çok biliyorum. Ve bunları laboratuvarda kapalı odalar arkasında görüyorum. Düzenli geri bildirim veriyoruz bu ürünlerle ilgili. Ama bazı hali hazırda internete düşmüş ürün şeyler var, duyurularımız var ki bunlardan bir tanesi 2013 yılında Barcelona'da duyurduğumuz bir teknoloji. İncecik plastiğin üzerine ekranı yerleştirmeyi başardık. Bu de, kullanıcılarımız, izleyicilerimiz bunu YouTube'da da izleyebilirler. Adı Yoom diye bir teknoloji. Plastik tamamen katlanabiliyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Bir anda açıkçası biz bir süre sonra evimizi toplarken diyeceğiz ki ya biz bu tablete niye para vermişiz? Bak cep telefonu böyle açılıp tablet oluyormuş. Ya da hatta bu monitöre niye para vermişiz? Bak tableti ikiye katladığında, üçe katladığında bu monitör oluyormuş diyeceğiz. Ama tabii bu teknoloji birlikte birçok şıklıklar getirebileceği gibi bazı zorluklar da getirecek ki bu şıklıklar içinde bence yani mesela arabanıza binmeden önce arabanızın iç dış rengini değiştireceksin. Takım elbisemizin rengini değiştireceğiz. İstediğimiz gibi şeyler yapacağız. Zorluklar şunlar olacak. Çocuklarımız baba çalışmıyor bu dediğini onu nasıl çözeceğimizi bilemeyeceğiz. Şimdi yazılım hatalarını çözebilirken, küçük donanım hatalarını çözebilirken ileriye doğru gittiğimizde birkaç teknoloji özellikle Samsung tarafından çok kuvvetli destekleniyor. Bunlardan bir tanesi görsel teknolojiler. Görsel teknolojilerde ya mesela sabah kalktığında eline kahve makinesi aldığında kahve koyduğunda pardon bardağına bardağı eline tuttuğun anda senin bütün sağlık birimlerin, sağlık parametrelerin hepsi bardak üzerinde önce çıkacak. Sen bir bakacaksın. Ha bugüne güzel başlıyorum. Kahvemi öyle bir içeyim. Ondan sonra aküyle şarj edilmiş arabana bineceksin. Orada bir anda 3 boyutlu bir asistan çıkacak. Sana bugün neler yapman gerektiğini anlatacak. Sen sesli bir şekilde kumanda edeceksin. Belki duracaksın bir yerden dondurulmuş bir şey alacaksın. Akşam için alacaksın üstelik işe giderken. Çünkü araba o kadar akıllı ki bagajı. Direkt sensörlerle onu bütün gün o soğuklukta tutacak. Ondan sonra bir anda sen arabaya bindiğinde senin kişisel bulutundan müzikler çalmaya başlayacak gibi. Yani inanılmaz bir gelecek planlanıyor. Ve camların üzerine gelecek olan akıl. Mesela Londra'da birlikte araba kiralıyoruz diyelim.
camımızın üzerinde, ikimiz de İngilizce bilmiyoruz, bütün gördüğümüz tabelaların hepsi Türkçe çıkmaya başlıyor. Anında tercüme ediliyor. Ya da kulakların içine konulan şeylerle, küçücük cihazlarla sen bana İspanyolca konuşuyorsun, ben onu buradan Türkçe duyuyorum, ben sana Türkçe konuşuyorum. Ya da gözlüğün üzerine yerleştirilen tercüme gibi konularla. Yani öyle bir soru sordun ki inan en az 2 saat anlatabilirim. Ve Samsung'da çalışmanın ve Samsung'un bu teknolojileri düzenli olarak da tanıtmanın keyfi gerçekten çok büyük. Ve ben yani neredeyse 25 yılım oldu Bahattin. Seninle de neredeyse o kadar da tanışıyoruz. Böyle yani her zaman şunu düşünüyordum. Diyordum ki artık bundan daha fazla bir yere gitmez. Ama özellikle şu Samsung'da çalıştığım dönemde görüyorum ki daha biz hiçbir şey görmemişiz. Asıl gelecek gelecekte ve o kadar da uzak bir gelecekte değil, çok yakında ve birlikte inşallah bunları her zaman yaptığımız gibi çok değerli okuyucularınıza, izleyicilerinize duyuruyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.